يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الحادي بعد المئة من كتاب اللمع. Bugün İmam Şirazi'nin Lüma' kitabının 101. dersini okuyoruz. وَاَمَّا مَا عُرِفَ بِالْاِجْمَاعِ وَاَمَّا مَا o asıl ki, hani dün söyledik, وَعَلَمْ اَنَّ الْاَسَ قَدْ يُعْرَفُ بِالنَّاسِ وَقَدْ يُعْرَفُ بِالْاِجْمَاعِ فَمَا عُرِفَ بِالنَّاسِ onu söyledik. وَاَمَّا مَا عُرِفَ بِالْاِجْمَاعِ İcma ile bilinen asıl فَحُكْمُهُ onun hükmü o asle مَقِيسُ عَلَيْهِنَنْ hükmü hükmü مَا سَبَتَ بِالنَّاسِ nesle sabit olan aslın hükmü ne ise bunun hükmü de aynıdır. Hangi konuda? Fi cevazil kıyasi aleyhi, kendisine kıyasın caiz olması itibariyle. Cevazul kıyas da ala tefsiri lezi kaddemtuhu finnesi, nesle takdim ettiğim, geçirdiğim tefsil üzerine. Fe hukmuhu, hukmu masabete bin nesi, fi cevazil kıyasi aleyhi. Yani kendisine kıyasın cevazı konusunda nesle sabit olan aslın durumu ne ise icma ile sabit olan aslın durumu da aynı odur. Ona hangi şartlarda ala tefsirle de kademtu fin nesli nesle geçirdiğim tefsil üzerine. Yani finnesi demek yani o asıl ki nesle sabit olmuş oradaki geçirdiğim tefsile göre. Neydi? Manası bilinmeyene kıyas edilmez dedik. Manası bilinmeyene kıyas edilmez. Manası bilinen eğer onun o mana o illet gayrıda yoksa yine kıyas edilmez. Manası bilinen gayrıda da o mana, o illet bulunursa, onun da tefsili vardı. O tefsile binaen o kıyas ediliyordu. Ve min ashabine, bazı Şafii alimlerindendir. Men kale, böyle diyenler de var. Ne diyorlar? La yecuzul kıyasu aleyhi. İcma'la sabit olan asıl üzerine kıyas caiz değil. Ve min ashabina men kâle la yecüzül kıyasu aleyhi. İcma'la sabit olan asıl üzerine kıyas edilmez. Başka bir benzeri kendisine kıyas edilmez. Edilmez malem yu'refin nesullezi ecma'u li eclihi. Bu asıl üzerine icma ederken hangi nese dayanarak icma etmişler? O nes bilinmediği sürece kıyasla sabit olan herhangi bir asıl üzerine kıyas edilmez. Ha bu icma, bu asıl üzerine icma neye dayanarak, hangi nese dayanarak icma yapılmış ise, ha o zaman o asıl üzerine kıyas yapılabilir. İcmaın gerekçesi olan nes bilinmeden kıyas edilmez. Ve min ashabina men kâle la yecüzül kıyasu aleyhi عَلَى الْأَصْلِ الَّذ۪ي سَبَتَ بِالْاِجْمَاعِ onun üzerine kıyas caiz değil. مَا لَمْ يُعْرَفِ النَّسُ الَّذ۪ي اَجْمَعُ لِيَجْلِهِ
hangi nes için icma munakid olmuş ise o nes bilinmeden o mucma'u aleyhi olan asıl üzerine kıyas yapılmaz. Niye? Sebep ne? Sebep budur. Belki nes bilinmeyince, belki bu kıyas, bu icma, kıyastan kaynaklanan bir icma olabilir. Eğer bu kıyas, bu icma, kıyastan kaynaklanan bir kıyas ise, bir icma ise, o zaman bu kıyas etmeye manidir. Başka bir şeyin ona kıyas edilmesine manidir. Niye? Çünkü o asıl üzerine her ne kadar icma varsa o icma kıyasa dayalı olduğu için mucma'u aleyhi olan asıl üzerine kıyas yapılmaz. Kıyasa dayalı olması o kıyas başka bir şeyin ona kıyas edilmesine nedir? Manidir. وهذا غير صحيح لأن الإجماع أصل في إثبات الأحكام كالنص ومن أصحابنا من قال لا يجوز القياس عليه ما لم يعرف الناس الذي أجمعوا لأجله diyorlar caiz değildir. Niye? Gerekçeleri nedir? Demin söylediğim gibi belki o kıyas o icma kıyasa dayalı bir icma olabilir. O da başka bir şeyin ona kıyas edilmesine manidir. Peki bu menin söylediği görüş kuvvetli midir? Hayır diyor. Ve haza gayru sahihin. Bu sahih bir görüş değildir. Sebep ne? Sebep li ennel icma'a aslun fi isbatil ahkami ken nesli. İcma da nes gibi şer'i ahkamların ispatı için asıldır. Yani şer'i ahkamların ispatında asıl olanlardan biri de icmadır. Nes nasıl asıl ise icma da asıldır. Fe izâ cazel kıyâsü alâ mahsebete bin nesî. Fe izâ cazel kıyâsü alâ mahsebete bin nesî. Madem icma ahkamların isbatından nes gibidir. Feyza cazel kıyasu ala mahsebete bin nesli. Nesle sabit olan herhangi bir şey üzerine kıyas caiz olunca caza ala mahsebete bil icma'yı. İcma ile sabit olanın üzerine de kıyas yapılabilir. Nes icma isbatul ahkamda aynıdır. Öyle ise nesle sabit olan bir esle kıyasın caiz olduğu gibi icma ile sabit olan herhangi bir esir üzerine de kıyas nedir? Caizdir. E hani kıyas, bu icma kıyasa dayalıdır, o da manedir. Esir o ki kıyasa dayalı değil, esir o ki mane yoktur. Görünen bir mane yok, esir de ademul manedir. Buna delil de şöyle getiriyorlar. Diyorlar, haber-i vahidle sabit olan herhangi bir şeye kıyas yapılabilir. Haber-i vahidle sabit olan herhangi bir şey üzerine kıyas yapılabilir. Halbuki haber-i vahidin tariki nedir? Zendir. Ne ifade ediyor? Zenni ifade ediyor. Madem haber-i vahidle sabit olan bir şeye kıyas edilebiliyor, İcma'la sabit olan herhangi bir esle kıyas edilmesi, kıyasın edilmesinin caiz olması tarikul evlâ'la caiz olmalıdır. Niye? Çünkü icma maktu'un bi sıhhatihidir. Kat'iyeti ifade ediyor, yakini ifade ediyor. Haber-i vahid zanni ifade ediyor. Haber-i vahidle sabit olana kıyasın caiz olmasından
icma'la sabit olan herhangi bir şeyin üzerine kıyasın edilmesinin caiz olması bu tarikul evlayla nedir? Caiz olmalıdır. Yani hulasa haberul vahide sabit olan bir şeye kıyas edilebilir tarik-i zan olmayla beraber. İcma'la sabit olana niye kıyas caiz olmasın? Halbuki o katiyeti ifade ediyor. Bitti. Ve amma ma urife bil icma'i fe hukmu hukmu ma sebete bin nassin fi cevazil kıyasi aleyhi ala tafsirillezi kaddemtu fin nassi ve min ashabina men kale la yecüzul kıyasu aleyhi ma lem yu'arifin nassullezi ecma'u li eclihi ve haza gayru sahihin لأن الإجماع أصل في إثبات الأحكام كالنص فإذا جاز القياس على ما ثبت بالنص جاز على ما ثبت بالإجماع بيتي فصل وأما ما ثبت بالقياس على غيره أو شيء كي başka bir şeye kıyas edilerek sabit olmuş, hükmü sabit olmuş. Başka bir şey buna kıyas edilebilir mi? Yani kıyasla hükmün sabit olan bir asla başka bir şey kıyas edilebilir mi? Edilmez mi? Şimdi onu söylüyorum. وَاَمَّا مَا سَبَتَ بِالْقِيَاسِ O fer ki bir asla kıyas edilmeyle hükmü ne olmuş? Sabit olmuş. O asıl hükmü nesle sabittir. Bir aslın hükmü nesle sabittir. Bir fer ona kıyas edilerek hükmüne olmuş, sabit olmuş. Bu fer'e başka bir benzeri kıyas edilebilir mi? Şimdi ondan bahsediyoruz. Ve emma ma o fer ki sebete sabit olmuş, yani hükmü sabit olmuş. Bil kıyası ala gayrihi, gayrisine kıyas edilerek, başka bir esle kıyas edilerek. Fela hilafe, hilaf yok. Ennehu, o masabete bil kıyası, o masabete bil kıyası, yecüzü caizdir. Yahut da fela hilafe, ennehu şen hal, ennehu masabete de götürebiliriz, şen de diyebiliriz. Fela hilafe, ennehu şen hal, yahut anne umma o fer yecüzen yüsemete minhul mana o ferden bir mana istinbat edilebilir. Ellezî o mana ki sebete sabit olmuş kıyas bihi onunla. وَأَمَّا مَا سَبَتَ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْغَيْرِ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يَجُزْ أَنْ يُسَنْبَتَ مِنْهُ الْمَعْنَ الَّذ۪ي سَبَتَ بِهِ Ha, bu fark başka bir esle kıyas edilmiş. Ha, o mana ki فَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يَجُزُ caizdir أَنْ يُسَنْبَتَ istinbat edilsin مِنْهُ bu farkden الْمَعْنَ الَّذ۪ي o mana ki o hüküm ki o illet ki sebete sabit olmuş kıyas bihi o manayla. Ha bu ferden yani bu fer hangi asla hangi manada hangi illette kıyas edilmiş ise caizdir ki bu ferden o mana istinbat edilsin ve yukas aleyhi bu sefer bu ma üzerine bu fer üzerine kıyas edilen gayruhu onun ne? Onun gayrisi. Yani ne demek? Bir fer bir esle kıyas edilmiş. Herhangi bir illette, bir manada. Bu fer o aslın hükmünü ne etmiş? Almış. O mana ki bu, o manadan dolayı bu kıyas gerçekleşmiş. Bu manada başka bir şey bu fer'e kıyas etmek suretiyle. Birinci kıyasa göre fer olan, ikinci kıyasa göre asıl olanın hükmünü bu ikinci makise verebilir miyiz, veremeyiz mi? Şimdi bu ondan bahsediyor. وَاَمَّا مَا سَبَتَ بِالْقِيَاسِ عَلَى غَيْرِهِ
O fela hilafe ennehu yecüzen yüssenbete minhul mana ledi sebetel gıyasu bihi en yüssenbete ve yukase aleyhi. O ma üzerine, o fer üzerine gayruhu neyin gayrisi bu fer'en, bu manın yani bu fer'en gayrisi. Bitti. Yani bir şey bir şeye kıyas edilmiş ise, hangi manada kıyas edilmiş ise, o manada başka bir şey bu ikinci, bu fer'e makise kıyas edilebilir aynı illette. وَاَمَّا مُعَسَبَدِ بِالْقِيَاسَ الْغَيْرِ فَلَا خِلَافَ اَنَّهُ يَجُزَنْ يُسَّمَّتَ مِنْهُ الْمَعْنَ الَّذ۪ي سَبَتَ بِهِ اَنْ يُسَّمَّتَ مِنْهُ الْمَعْنَ الَّذ۪ي سَبَتَ بِهِ وَيُقَاسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ وَهَلْ يَجُزَنْ يُسَّمَّتَ مِنْهُ الْمَعْنَ Bu bitti, bu caiz. Yani hangi manada bu fer başka asla kıyas edilmiş ise aynı manada başka bir fer bu fer'e kıyas edilebilir. Birinci asla göre bu ferdir, ikinci fer'e göre bu asıl konumuna düşüyor. Peki diyelim bir şey bir şeye kıyas edildi bir manada. O manada değil başka bir illette başka bir şey bu fer'e kıyas edilebilir mi? Şimdi onu söylüyor. وَهَلْ يَجُزَنْ يُسَّنْبَتَ مِنْهُ Bu ferden istinbat edilsin. Manen bir mana ama gayrel mana lezi kise bihi ala gayrihi. O mana ki bu fer onunla gayre kıyas edilmiş. Bu mana değil bunun gayrisi istinbat edilirse. Ve hel yecüz en yüstenbete minhum manen gayrul mana lezi kise bihi ala gayrihi. وَهَلْ يَجُزُ Acaba caizdir. En yüstenbete çıkarırsın, istinbat edirsin. مِنْهُ Bu ferden. مَانَنْ Bir mana. O manadan غَيْرُ الْمَانَ لَذِي قِيْسَ Kıyas edilmiş. Bu fer bihi. O manayla ala gayrihi gayrisine kıyas edilmiş. Yani bu fer hangi manayla gayrisine kıyas edilmiş ise bu ferden o mana değil onun gayrisi istinbat edilirse ve yuqasa aleyhi gayruhu gayrisi ona kıyas edilirse bu caiz mi değil mi fihi veçani burada ne var iki vecih var burada iki görüş var gördünüz mü fihi veçani paragrafın sonunda geliyor bunun örneği ne gibi örneği bu şekil مثل أن يقاس الأرز على البر. Pirinç buğdaya kıyas ediliyor. Fir riba riba konusunda. Burun ribası hadisle sabittir. Erüz de ona kıyas edilir. İllet nedir? Bi illeti ennehum mat'umun. İlleti ennehum met'umun bu illetle burada met'umdur. Erüze nedir? Ta'amdır. Sümme yusgete minel eruzi. Erüzden bu isgat edilir. Ennehu nebetun. Sümme yusgete minel eruzi ennehu nebetun. Eruz bir bitkidir. La yenqati'ul ma'u anhu. Pirincin suyu sürekli dibinde. Kendisinden su ne yapılmıyor? Kesilmiyor. La yenqati'u la yuqta'ul ma'u anhu. Bazı nusralarda la yuqta'u. Bizim nusralarda la yenqati'ul ma'u anhu. Pirinç bir bitkidir. Daima suyu dibindedir. Suyu kesilmiyor. Bu sefer eruze bu gözle bakarız. Nebetun la yenqati'ul ma'u anhu. Sümme yuqasu aleyhi. Bu sefer pirince kıyas edilir. Sümme yuskatu Allahu alem bu yussenbetudur. Bu yanlıştır.
مثل أن يقاس الأرز على البر في الربا بعلة أنهم مطعومون ثم يسقط من الأرز sonra erüzden yüsten beteminel erüzi. Erüzden başka bir mana istinbat edilir. Bu yüskata değil, yüsten bete olsa gerek. Sümme yüsten beteminel erüzi en erüzen met'umun dışında başka bir manayı çıkartıyoruz. Nedir? Ennehu nebetun la yenkati'ul ma'u anhu. Sümme yukasu aleyhi. Bu sefer o nebete kıyas edilir. O eruze kıyas edilir. En neylufer. Neylufer buna kıyas edilir. O da nebetun. La yenkatel ma'u anu. Bir çeşit çiçektir. Su. O da suyu nedir? Dibindedir. Suyu çok sever. Hatta kökü gider, su buluncaya kadar yerin dibine gider. Suya ulaştığı zaman daha yeni çiçeklerini açar. Böyle tikeli falan değildir. Savuru bir bitkidir. Bakın biz neylüferi eruze kıyas ettik. İllet nedir? Met'un değil. Nebetun la yenkati'ul ma'u anhu bu illette. Kıyas ettik. Daha önce eruzudan neye kıyas etmiştik? Eruzu burra kıyas etmiştik. Ennehum met'umun bu konuda. Yani biz kalktık neylüferi fer olan eruze kıyas ettik. Fer olan eruze kıyas ettik. Eruzdan met'um. Hangi konuda? Nebetun la yenkati'ul ma'u konusunda kıyas ettik. Bu eruzda burra kıyas edilmiş. Eruzda burra kıyas edilmiş. Burada nedir? İllet nedir? Met'um. Yani önce eruzu burra kıyas ettik met'umiyet illetiyle. Sonra bu eruze neylüferi kıyas ettik. İllet nedir? Nebetun la yenkati'ul ma'u anhudur. Peki böyle bir kıyas caiz mi değil mi? Fihi ve şani. Bu konuda iki vecih var. Min eshabina men kâle yecüzün. Şafi eshablarımızdan caiz diyenler var. Ve min eshabina men kâle la yecüzü. Caiz değil diyenler de var. Ve huve kavlu ebil hasenil kerhi. Ebil hasenil kerhinin görüşü budur. Cumhurun görüşü de budur. Min eshabina men kâle yecüzü. Böyle bir kıyas caiz. Ve min eshabina men kâle la yecüzü. Caiz değil diyen değildir diyen eshablarımız da var. Ve huve kavlu Ebil Hasan Kerhi'nin kavludur, cumhurun da kavludur. Ve kad nasertu fi tefsiren. İmam Şirazi tefsire kitabında, o da usulül fıkhla ilgilidir. Diyor ben tefsire kitabımda ne ettim? Tefsire kitabımda ben bunu ne etmişim? Bir ara yine bir kitabı vardı neydi? Cedel. Ona da usulü fakat dedik. O usulü fakat değildi. O cedelle, münazara ile ilgiliydi Allah-u Alem. Bakın yanlış yapmayan bir yerde geçti. Diyor, وَقَدْ نَسَرْتُ فِي تَفْسِيرَ Bu usulü fakat ile ilgili Luma'dan önce yazılmış. Tefsire kitabımda cevaz-ı zalike, bunun cevazını ben ne etmişim? Nusret etmişim, yani benimsemişim, takviye etmişim. Tefsirede demişim bu görüş kuvvetlidir. Ama bugün ben o fikirde değilim. Bugün, وَالَّذِي يَسْتِحُ عِنْدِي الْاَنْ Benim yanımda el-an sahih olan, burada otur. Benim yanımda el an sahih olan ennehu la yecüzü, caiz değildir. Niye? Sebep ne? Liennehu isbatu hukmin fil fer'i. Burada fer nedir? Erüzdür. O ferde bir hükmün ispatidir. Bir hükmü ispat ediyoruz. Kul nedir? İsbatu hukmin fil fer'i.
Ferko diyelim örnek, erüzdür. Bir hükmü ispat ediyoruz. Yok. He, doğru, aynı öyle. لِأَنَّهُ اِسْبَاتُ حُكْمٍ فِي الْفَرْعِ Erüzde bir hükmü ispat ediyoruz. بِغَيْرِ اِلَّتِ الْاَسْلِ Aslının illeti olmaksızın burun illetinin dışında, burun illetinin haricinde onda bir hükmü ispat ediyoruz. Peki ne olur? Diyelim biz erüzde bir hükmü ispat edelim. اِسْبَاتُ حُكْمٍ فِي الْفَرْعِ Erüzde bir hükmü ispat edelim. بِغَيْرِ اِلَّتِ الْاَسْلِ كُمَّتْعُمْ تُعُمُّنْ dışında, burun illetinin dışında bir hükmü ispat ediyoruz. Bu caiz değil mi? Hakikaten öyle oluyor mu? Evet diyor. Bakın. لَنَّوْ اِسْبَاتُ حُكْمٍ فِي الْفَرْعِ بِغَيْرِ اِلَّتِ الْاَسْلِ وَذَٰلِكَ اَنَّ اِلَّتَ الْاَسْلِ هِيَ تُعُمُّ Aslının illeti neydi? Burun illeti neydi? Burada tuğumdi. Peki. Bunu öğrendik. فَمَّتَا قِسْنَا نَيْلُ فَرْ عَلَيْهِ Biz ne zaman eruze neylü feri kıyas edersek? Neyle bima zekernahu nebetun la yenkati'ul ma'u anhu konusunda. O zaman biz ne etmiş oluyoruz? Radedne ilel fer'i Biz bu neylü feri bu fer'i reddetmişiz. İlel asli Asıl kon nedir? Erüzdür. Bi gayri illetin aslın illeti olmaksızın, burun illeti olmadan. Ve haza la yecüzü. Bu da caiz değil. Yani fer olan erüzde biz bir hükmü ispat etmişiz. Bir illete binaen o illet de asılda yoktur. Bu da diyor caiz değil. Bakın tekrar ediyorum. وَالَّذِي يَسِّحُ عِنْدِي الْاَنْ اَنَّهُ لَا يَجُزُ Niye? لِأَنَّهُ اِسْبَاتُ حُكْمٍ فِي الْفَرْعِ Ferde bir hükmün ispatidir. Fer nedir? Erüzdür. Ama bir غَيْرِ اِلَّتِ الْاَسْلِ Asıl kuburdur. O bur illeti olmadan, ona değinmeden erüzde bir hükmü ispat etmiş oluyoruz. Hakikaten öyle oluyor mu? Evet ve zalike enne illetel asli hiye tu'mu. Aslının illeti, burun illeti nedir? Tu'mdur. Peki fe meta kisna neylufer aleyhi. Biz eruze neyluferi kıyas ettiğimiz zaman neyle? Bima uşeki nebetun la yenkati'ul ma'u anhudur. Bima zekernahu o da odur. O zaman radednel fer'e Biz fer'i red etmişiz. Kon nedir? Neylüfer'dir. İlel asli kon nedir? Erüzdür. Bi gayri illetin aslının illeti olmadan ve haza la yecüzü. Aslının illeti olmadan neylüfer'i erüze kıyas etmişiz. Şimdi burada bu şekil manayı da biliriz. Bir, ikinci bir husus. Enne illetel asliyet tu'mu. Burun ki budur. فَمَتَا قِسْنَا نَيْلُفَرْ عَلَيْهِ نَيْلُفَرِ اَرُزَا قِيَسَ اِتْنِجَ بِمَا زَكَرْنَا رَدَدْنَا الْفَرْعَ فَرْعْ كُنْ نَدِرْ نَيْلُفَرْدِرْ اِلَى الْاَسْلِ كُتُّمْدُرْ بِغَيْرِ اِلَّتِنْ اِلَّتِ olmadan. Çünkü biz neylüferi eruze kıyas edilince, kıyasa tu'me, burra kıyas edildiği vakit, vasıtayla neylüfer burra kıyas edilmiş oluyor. Halbuki neylüferin burun illeti neylüferde yok. Bu mana daha zardır. وَالَّذِي يَسِّحُ عِنْدِي الْاَنْ اَنَّهُ لَا يَجُزُ لِأَنَّهُ اِسْبَاتُ حُكْمٍ فِي الْفَرْعِ كُنْ neylüferdir. بِغَيْرِ اِلَّتِ الْاَسْلِ كُبُّرْدُرْ وَذَلِكَ اَنَّ اِلَّتَ الْاَسْلِ كُبُّرْدُرْ هِيَتْ تُعْمُ فَمَّتَا قِسْنَا نَيْلُفَرْ عَلَيْهِ Neylüfer'i burra kıyas ettik. Eruz vasıtasıyla. Neyla bima zekernahu. Ozma radednel fer'a ku neylüfer ilel asli kuburdur. Bi gayri illetin halbuki burun illeti neylüferde yok. Mat'umiyet tu'um yoktur. Ve haza la yecüzü. Bu da ne değildir? Caiz değildir. Niye? Çünkü fer ku neylüferdir.
Ferku nedir? Neylüfer'dir. Asıl kuburdur. İlletleri aynı olmuyor. Ha, bu mana da olur. İlk söylediğim mana da olur. İlk söylediğim mana لِأَنَّ اِسْبَاتْ حُكْمٍ فِي الْفَرْعِ فَرْكُ اَرُزْدُرْ بِغَيْرِ اِلَّتِ الْاَصْلِ وَزَلْكِ اَنَّ اِلَّتَ الْاَصْلِ يَطُعْمُ فَمَّتَ قِسْتَ نَيْلُ فَرْ عَلَيْهِ اَرُزْ üzerine بِمَا زَكَرْنَاهُ رَدَدْنَا الْفَرْعَ كُ نَيْلُ فَرْ رَدَدْنَا الْفَرْعَ ile burada demiş لِعَدَمِ مُسَوَاتِ الْفَرْعِ كُ اَرُزْدُرْ Asıl kuburdur, illettir. Niye? Çünkü birinci illetti. Bu öyle söylüyor. Şimdi iki mana. Demin dediğimiz gibi لِأَنَّ اِسْبَاتُ حُكْمٍ فِي الْفَرْعِ فَرْكُ اَرُزْدُرْ بِغَيْرِ اِلَّتِ الْاَصْلِ kuburdur. İlleti kumbetumdur. وَزَلِكَ اَنَّ اِلَّتَ الْاَصْلِ يَطُعْمُ فَمَتَنْ قِسْنَ نَيْلُ فَرْ عَلَيْهِ بِمَا زَكَرْنَا رَدَدْنَا الْفَرْعَ Ko nedir? Erüzdür. İlel asli yok. He, radednel fer'e ko erüzdür. İlel asli kuburdur. Bi gayri illetin. Çünkü illeti, bu fer'e illeti neylüfer ona kıyas ederken farklıdır. Bir budur. Bir defa metakisna neylüfer aleyhi neylüferi erüze kıyas ettiğimiz zaman bi mazzeker nahu. Yani neylüferi bu iyi olmaz. Bu diyor li adem müsavat el fer'i asl fi el illeti li adem müsavat el fer'i fer nedir erüzdür. Asıl nedir burdur. İllete ani değiller. Çünkü asıl illeti tomdur. Fer'an illeti adem inqita'il madır. Çünkü neylüfer ona kıyas edilmeyle artık illeti mat'umiyetten neye dönüşür? Nebetun la yenqati'ul ma'u anhum. Burada bu haşi de bunu gösteriyor. O zaman yukarı bakın buna göre mani edelim geçelim. وَالَّذِي يَسُّحْ اِنْدِي الْاَمْ اَنَّهُ لَا يَجُزْ لِيَنَّهُ اِسْبَاتُ حُكْمٍ فِي الْفَرْعِ Fer nedir? Fer erüzdür. بِغِرِ اِلَّتِ الْاَسْلِ kuburdur. وَذَلِكَ اَنَّ اِلَّتَ الْاَسْلِ هِيَ تُعْمُ Tumdur. Erüzde önce tom vardı ama neylüfer ona kıyas ederken femmeta kıysen neylüfer aleyhi bima zekerna o zaman reddednel fer'e fer ku erüzdür. İlel asli ku burdur bi gayri illetin. Çünkü neylüfer nebetun la enkati'ul ma'u anhu konusunda neylüfer erüze kıyas edilince artık erüzün illeti nebetun la enkati'ul ma'u anhu oluyor. O zaman bu eruz burak kıyas edilmiş oluyor. İlletleri de aynı değil. Bu hazırlayı cüzü. Bu caiz değildir. Bu şekil alın daha iyi. Karıştırdık. O birinci mana sanki haşa da o şekil mana etmiyor. Faslun ve emma ma lem yesbut minel usuli usullardan herhangi bir asıl ki sabit olmamış bir ahdi hazihi turuki. Bu turuklardan herhangi biriyle ne nesle, ne icma'la, ne kıyasla sabit değildir. Ev kana kesebete yahut da herhangi bir esle sabit olmuş, sümme nusihe, sonra o ahad nesih edilmiş. Fela yecuzul kıyasu aleyhi, o asl üzerine kıyas caiz değil. Niye? Çünkü bir esle sabit değil. Veya herhangi bir esle sabit olmuş, veyahut da herhangi bir asırla ne olmuş? Sabit olmuş. Ama sonra o asıl nesk olmuş. Ha böyle bir asla kıyas yapılmaz. Sebep ne? لِأَنَّ الْفَرْعَ اِنَّمَا يَسْبُتُ بِأَسْلٍ سَابِتٍ Çünkü fer sabit bir asıl ile gerçekleşiyor. فَاِذَا كَانَ الْاَسْلُ غَيْرَ سَابِتٍ Asıl sabit olmayınca yani herhangi bir kıyas, icma, nesrla, nes, icma, kıyas
bunlarından herhangi biriyle sabit olmayan bir asırla bir asır olunca feyze kanalı asrı gayri sabitin lem yecüz isbatül fer'in ciheti. O zaman o asıl cihetiyle fer ispat edilmez. Fer'in hükmü ispat edilmez. Yani aslın kendisi sağlam bir tarikla bu dört tarikten veya bu üç tarikten biriyle asıl kendisi sabit değil. O zaman o asıl cihetiyle fer nasıl sabit olsun? Feyza kanel aslu gayre sabitin lem yecüz isbatul fer'i min cihetihi. O asıl cihetinden fer'in isbati caiz değildir. Bir asla fer'i kıyas etmek suretiyle o asılın hükmünü o fer'e vermek için o asıl icma, kıyas, nes yani kitap, sünnet bunlardan biriyle hükmü sabit olmalıdır. Sonra ona bir şey kıyas edebilirsin. وَأَمَّا مَا لَمْ يَسْبُتْ مِنَ الْاُسُولِ بِيَحَدِ هَذِي طُرُوْقِ اَوْ كَانَ قَسَّبَتَ سُمَنْ نُسِخَ فَلَا يَجُزُ الْقِيَاسُ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْفَرْعَ اِنَّمَا يَسْبُتْ بِأَسْلٍ سَابِتٍ فَاِذَا كَانَ الْاَسْلُ غَيْرَ سَابِتٍ Ya asıl yok veya var nesk edilmiş ise لَمْ يَجُزْ اِسْبَاتُ الْفَرْعِ مِنْ جَهَتِهِ Yeterli olsun. Yani o meseleyi karıştırdık, onu o şekil bilin. Bir şey bir şeye başka bir herhangi bir illete kıyas edilince, bu sefer başka bir şey bu fer'e kıyas edilince illet farklı olunca o zaman birinci kendi önceki illetinden çıkmış ikinci illete girmiş oluyor. O zaman bu birinci fer ikinci asıl ile kendi aslı birbirine illete uyumlu olmamış oluyor. İkinci fer birinci fer ile ikinci fer'in illeti aynı oluyor. Dolayısıyla birinci fer ko ikinci fer'e asıl oluyor. Aslı ko birinci asıldır. İlletleri aynı olmamış oluyor. Bu da caiz değildir. Babul kavli fi beyan-ı illetiye geldik. Burada yeterli olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Yeah.